Selamlar, ben Semih. Biliyorsunuz Golem'in başına geçen sezonlarda çok kötü şeyler geldi. Mesela güçlü madenci meta'ya girdi. Öncesinde elektro dev meta'daydı. Ama arkadaşlar dünya finaliyle bir şeyle karşılaştık. O da gerçekten Golem oynadılar. Yani çok fazla Golem oynadılar. Acaba meta'ya döndü mü merak ediyorum. Bu arada sizden küçük bir ricam var. Videoya beğeni atarsınız sevinirim. Eskiden ben de atmazdım YouTuber'lar istediğinde ama hani bedava sonuçta. Şöyle altın şövalyeyi bırakıyorum ben. Şansa bak, adam da tersini aynı anda bastı. Oraya top arabası atmak zorundayım. Bu arada bayağıdır da kupa videosu atmıyorduk. Sürekli etkinlik getiriyor oyun ve onları çekmek zorunda gibi hissediyorum kendimi, bitiremeyenler var diye. Bir kart atacak diye özelliği basmıyordum. O dev birazcık vuracak, bunu kabullenmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi biraz eşleşme hakkını düşünelim, sizle beraber tartışalım. Prensi beni çok rahatsız ediyor. Ne yapabilirim ki prense? Bir düşünelim. Altın şövalyemi mahvediyor. Top arabamı mahvediyor. Yere basan doğru düz iki tane kartım var. Şöyle şarjlanmadan çok güzel. Tamamdır. Şimdi ben burada golem basarsam adam gelecek, saldıracak, bir sürü kart atacak. Bakın golem atacağımı düşünmüştü. Birazcık özellik geç basmış olabiliriz. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli şeyler yapıyor rakip. Arkadaşlar ilk öğrendiğim taktiği size söylemek istiyorum. Klanda birisi vardı, bana taktik öğretiyordu. Demişti ki golem attığında rakip saldır demişti. Yani bu basit mantığı herkes biliyor. O yüzden burada golem basmayacağım. Şu an basarım. Aynı tarafı oynamak için. Şu anda güzel gidiyoruz. Ama desteğimizde bina falan yok, o yüzden mega minyonla idare edeceğiz. Dev birazcık vuracak. Hatta altı şuvaya da atalım. Yok artık, kara prens ne yaptı sağda? Çaktırmayı kule canına eşit demiş gibi yapalım. Golem atacağım diye var ya, sürekli baskı yapıyor. Burada basarım ben. Bundan sonra neyi basabilir ki? Kule takası istiyor, ben yapmam. Hadi golem. Vur. İyi oyundu. Adam mükemmel baskı yapmadı mı? Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Bayağıdır golemde oynamıyordum. Golemci arkadaşlar için bence güzel, eğlenceli bir video olabilir. Dünyada da 774. Hiçbir cevabım yok. Arkadaşlar atak kartını çıkarttığı için golemi basacağım burada. Evet, basalım. Sola birazcık vuracak, önemli değil. Sonuçta golem oynuyoruz. Al senin olsun, tamam. Ben kule takası yapmak istiyorum şu an. Ana kulemi almasın da. Evet, kule takası başarılı. Ama gördüğüm kadarıyla ana kulemiz bayağı gitmiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Aynı tarafı oynarsak bu adam belki bizi vuramaz. Of, altın şöyle çok güzel yerde şu an. Ekstra dikkatli oynayalım, ana kulemiz gidici.
Aslında golemciler her zaman avantajlıdır bence. Kuleyi kaybettikten sonra. Özellik basma. Eyvah eyvah. Oh, zıplamadı. Ama top arabam öldü. Şöyle tanklayalım onu. Boşa gitmesin. İsterseniz biz sol taraftan atağımıza başlayalım. Adam saldıramıyor zaten aynı taraftan. Ben kaç kez söyledim bilmiyorum ama top arabası en bayıldığım kartlardan bir tanesi ve golemle çok güzel gidiyor. Baksanıza nasıl basıyor adam. Güzel kasırga. Öl artık blok. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bir tane daha golem basacağım galiba. O golem itleri tanklasın. Of, çok güzel vurduk. Sanki artık eşit şartlara düştük. İkimiz de aynı hasar vurduk neredeyse. Adam da saldıramıyor bir türlü ana kuleme. Gidip de tabii ki de golem basmayacağım. Öyle bir hata yapmayacağım. Sağdan başladı bile saldırmaya. Bu altın şöyle çok tehlikeli. Atalım yıldırımı. Ben golemle saldıramıyorum, adam da köstebekle saldıramıyor. Ne yapacağız? Büyüyle vuracağız artık. Eyvah eyvah, atak yapacak şimdi. Sağ bırakıyorum, kule canlan işleyelim. Of, güzel kasırga attı. Ama artık işi bitirme vakti. İyi oydu. Oh, bir an savunacak zannettim var ya. Güzel maçtı. Çok keyifli bir maçtı bence. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz bu sefer. Ha, golemle kasıyoruz. Golem bu kadar güçlü müydü gerçekten ya? Dünyada 689. Evet, videodaki son maçımızı altın şövalyeyle başlayalım. Bakalım bakalım rakip ne oynuyor. Tazı gördüm sanki. Tazı mı? Mezarlık. Bunu yeneriz. Mega minyonum var. Yavru ejderini keserim. Top arabam var. Mezarlığını öldürürüm. Golem attık çünkü mezarlık atmaya herhalde iksir yetmezdi. Şifacı mı? Bir saniye, şimdi bütün işler değişti. Bu adam ne oynuyor? Ha, iksir golemi. Bu nasıl iksir golemin desesi? Of, şu yıldırımın güzelliğine bakın. Vurun golemitler. Golemitler de az vurmuyor baksanıza. Bu nasıl bir iksir golemi desesi? İksir yoktur herhalde. Güzel, tamam. Ayna nedir ya? Bu adam tamamen metadan bağımsız bir deste oynuyor.
Sanıyorum ki rakibimiz önümüzdeki aya hazırlık yapıyor. Biliyorsunuz iksir golemi güçlü olacak daha fazla. Artık bu güçlendirme çok etki eder mi bilmiyorum. Zaman gösterecek. Yok artık yavru ejderi 5 iksire elektro ejderi attı. Şöyle golemi atalım. Bu arada arkadaşlar bu desin antisi mezar taşı. Çünkü yıldırım atarsam iskeletler çıkacak. Varil oraya uzanmıyor. Oho yok artık. Arkadaşlar çılgın bir atak yapıyor rakip. Bu adam kafayı yemiş. Dur artık şifacı atıp duruyor. Orada 4 tane 5 tane şifacı mı yaptı göremedim. Ve arkadaşlar bugün golemle bir kupa kastık. Daha çok kupa videosu atmayı düşünüyorum. Bu arada dünyada kaçıncı olduğumuza bakıp videoyu bitirelim. Evet, dünyada 624. 7400 kupayız ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.